Usta Defineci YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta boyunca bulduğum hazineleri ve küçük tarihi eserleri sizlerle paylaşacağım. Bizler profesyonel bir ekibiz. Bu yüzden alan tarama cihazı, metal dedektörü, yeraltı görüntüleme sistemi gibi teknolojik bütün imkanlardan faydalanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi alan tarama cihazı ile öncelikle tespit ediyoruz. Metal dedektörü ile nokta atışı hazinemize ulaşıyoruz. Burada önemli olan bir diğer nokta da metal dedektörünün sinyal aldığı toprağı kazarken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın, bu eser çok yüzeyde olduğu için hemen dışarı çıktı. Eğer dikkatsizce kazsaydık eseri toprakla beraber uzağa atabilirdik. Buna çok dikkat edin. Ben her videomda metal dedektörünün nasıl kullanılacağı hakkında da bilgi vermek istiyorum. Öncelikle metal dedektörü kesinlikle profesyonel bir metal dedektörü olmalı. Sonrasında videoda izlediğiniz gibi adımlara dikkat edin. Çok şikayet alıyorum. İlk başta metal dedektörü sinyali alıyor ama eseri bulamıyoruz diyorsunuz. Eseri orada bırakıp gidiyorsunuz. Çünkü kazarken toprakla beraber eseri farklı bir bölgeye atıyorsunuz. Dedektörü tekrar aynı yere tuttuğunuzda sinyal alamadığınız için dedektörün çalışmadığını zannediyorsunuz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın, burada metal dedektörünü çok profesyonel bir şekilde kullandım. En sonunda ise eleme yöntemi ile metalimize ulaştık. Yakın döneme ait sel suları ile buraya sürüklenmiş bir esere benziyor. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Evet, şimdi gelelim bu hafta 3 gün boyunca uğraşarak, yeraltı görüntüleme sistemi, metal dedektörü alan tarama kullanarak, yoğun bir ekip çalışması ile bulduğumuz hazineye. Bizler bu işi profesyonel olarak 30 yılı aşkın süredir yapıyoruz. Bu yüzden bu konuda çok tecrübeliyiz ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık sizlerin tecrübeli olmasına dahi gerek yok. Bundan 20 yıl önce çok zor işaretler çözerek, deneme yanılma yöntemleriyle toprağa şiş sokarak aramalar yaparken, şu an çok rahat bir şekilde alan tarama cihazımız bizi bölgeye götürüyor. Yeraltı görüntüleme sistemi ile hazineyi netleştiriyor. Metal dedektörü ile de nokta tespitini yapabiliyoruz. Biz zaten haftanın 6'sı günü dünyanın bütün ülkelerinde hazineler arıyoruz ve bulduğumuz hazineyi bulduğumuz ülkedeki yetkililere teslim ediyoruz. Metal dedektörü ile yüzeysel aramalar yapabilirsiniz. Şans eseri. Eğer büyük bir hazineye denk geldiyseniz, en çok dikkat etmeniz gereken bir nokta da şu. Hazineyi bulur bulmaz oradan ayrılmayın. Hazineyi çıkarttığınız yere tekrardan metal dedektörü ile bakarak başka hazinelerin olup olmadığını kontrol edin. Bu şekilde çoğu hazine toprağın altında kalmaya devam ediyor. Benim çoğu arkadaşım hazine bulduğu yere beni götürdüğünde diğer hazineyi de hemen çevresinde bulabiliyoruz. Buna dikkat edin ve bulduğunuz hazineyi hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkenin yasalarına göre müze müdürlüklerine, kolluk kuvvetlerine, polise teslim edin. Bulunan bu eserlerin hiçbiri bizim şahsımızın değil, ülkelerimizin ortak mirası. Bu yüzden bu konuya çok dikkat edin. Bakın, burada da görmüş olduğunuz gibi çok değerli bir tarihi bir eser bulduk. Çok dikkatli bir şekilde çıkardık. Çıkardığımız yere metal dedektörüyle tekrardan baktığımızda yeni bir sinyal aldık. Saatlerce uğraşıyoruz hazineyi görünce diğer tüm detayları unutuyoruz. Bu konuda çok dikkatli olun. Ayrıca size bir de müjdem var. Bildiğiniz gibi videomuza yorum yapıp beğenip kanalımıza abone olan bir şanslı kişiye metal dedektörü hediye ediyoruz. Hazine aramak istiyorsanız, hazine aramayı seviyorsanız kanalımızı takip edin, videolarımızı beğenin. Metal dedektörü kazanan şanslı kişi siz olun.